Ancak gelinen süreçte aldığınız kararlar, tutarsız söylem ve politikalar, kalmayan çizgiler partiyi rayından çıkartmış, kimliksiz, siyasi duruşu belirsiz bir yapı haline getirmiştir. Göreve geldiğiniz 13 yıldan bu yana toplam 11 genel seçim, yerel seçim ve referandumlarda başarılı olamadık. Demokrasiyi hiç ağzınızdan düşürmediğiniz halde, hiçbir kayıp seçimden sonra koltuğunuzu yeni, daha genç birine bırakmayı düşünmediniz. Veya kendi koltuklarını korumak için tabanın genel kanaatini yansıtmayan, sizi seçecek kurultay delegelerinin seçimine bile isteye destek verdiniz. Sizi kandıranların dolduruşuna gelip, başta Sayın Meral Akşener olmak üzere, gerçek vatanseverlerin uyarılarını dinlemeden kendinizi aday ilan ettirdiniz. İyi Parti dışında toplamı %1 bile etmeyen Demokrat Parti hariç AKP'den dışlanmışlarla yola çıktınız. 5 parti başkanına Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birer bakanlık garanti edince kendinizi onlara Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdiniz. Ve sonra dediniz ki ben ne yapabilirim? Liderler karar verdi. Demek suretiyle de aklımızla alay ettiniz. Bu da yetmezmiş gibi. Adaylığınızın garantisi karşılığında AKP'den koltuk kaybı yüzünden ayrılmış, dışlanmış insanların kurduğu bu partilere 40'a yakın milletvekili kontenjanı vermeniz, partimize yıllardır maddi manevi emek veren parti emekçilerini fazlasıyla üzmüş ve küstürmüştür. İnşallah CHP oylarıyla seçilen bu 40'a yakın milletvekili kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri aleyhine Cumhur İttifakı ile işbirliği yapmaya kalkışmazlar. Bu konuda endişelerim çok büyüktür. Sayın Genel Başkanım, bu mektupta yazılanların tamamının doğru olduğunu siz dahil herkes biliyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Çalışıp çabalıyorum diyebilirsiniz. Çalışkanlığınızı takdir eden bir parti emekçisi olarak söylüyorum. İnsanlar sizi maalesef samimi ve inandırıcı bulmuyor. Tutarsız buldukları için de oy vermiyor. Bir de tüm bunlara çevrenizdeki 3-5 çalışma arkadaşlarınızın boş konuşması, toplumda karşılığı olmayan söylemler geliştirmeleri, Akçeli işlerde adlarının sürekli geçmesi CHP'ye ve size olan güveni azaltıyor.